Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere öğrenci indirimiyle alınabilecek iki tane güzel telefondan bahsetmek istiyorum. Zaten görüyorsunuz ekranda Realme C53 ve Realme C55 cep telefonları incelemeleri yayınlanan modellerdi arkadaşlar. Öğrencilerin merakla beklediği vergisiz telefon kampanyası ile ilgili detaylar belli oldu. Resmi gazetede yayınlandı ve 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren öğrenciler 9500 TL altı cep telefonlarını indirimli olarak satın alabilecekler arkadaşlar. Ben daha önce kanalımda sizlerle öğrenci indirimli alınabilecek cep telefonlarının listesini paylaşmıştım. Detaylar belli olunca, resmi olarak yayınlanınca farklı videolarda çekeceğimi söylemiştim. İşte Realme C53 ve C55 bu farklı videolardan bir tanesi. Şimdi önce genel olarak neden Realme'yi öneriyorum? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Birinci söyleyeceğim şey şu arkadaşlar. Tasarımları gerçekten de iki telefon da çok güzel. Hem Realme C53 hem de Realme C55 günümüz standartlarını karşılayan büyük ekranlı. Burası bence önemli arkadaşlar. Büyük ekranlı ve kameraları da gerçekten de güzel telefonlar. Hem sosyal medya kullanımı daha rahat oluyor. Film izlemek, dizi izlemek ve diğer işlemlerde daha rahat kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda diğer özellikleri de büyük bir ekranda daha güzel bir şekilde kullanmanız mümkün hale geliyor. Öte yandan iki telefonda yüksek performans sunuyorlar. Günlük ihtiyaçları fazlasıyla görecek işlemcilere sahipler ve aynı zamanda hem kameraları olsun hem de diğer özellikleri olsun günümüz ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor. Tüm bunlara ek olarak da uzun pil ömürleri olduğunu söyleyeyim. Çünkü ekran büyük olduğu zaman pil de büyük oluyor doğal olarak. Pilin büyük olması da pil ömrünün biraz daha uzun olmasını sağlıyor arkadaşlar. Her iki modelde yaklaşık 1,5 günü çok rahat görebilirsiniz günlük bir kullanımda. Eğer çok böyle yoğun kullanmadığınız dönemlerde ise 2 güne kadar çıkan bir pil ömrüne ulaşmanız mümkün olacak diye düşünüyorum. Öte yandan Realme C53 ve Realme C55'in benim beğendiğim taraflarından bir tanesi ise tasarımları. Realme C55'te bir arka yüzeyimiz var ki arka yüzey çok havalı görünüyor. Bunu zaten inceleme videosunda söylemiştim. Bu arka yüzey benim çok hoşuma gittiği söylemiştim. Böyle fırçalanmış alüminyum tarzı bir tasarım var. Kameralar çok büyük tasarlanmış ve kameraların etrafı biraz daha parlak bir tasarıma sahip. Bu benim hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi olmuştu. Özellikle C55 tarafında. C53'ün de tasarımı yaban atılacak bir tasarım değil ve böyle arkadan da baktığınızda oldukça şık görünüyor. Ön taraftan da gayet güzel bir cep telefonu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim bu iki modelin fiyatlarına arkadaşlar. Realme C53'ün fiyatı 6299 TL iken Realme C55'te iki tane sürüm var. 6 GB 128 ya da 8 GB 256 olmak üzere. 6 GB RAM'li olan sürümün fiyatı 7999 TL iken 8 GB RAM ve 256 GB depolama olan sürümün fiyatı ise 9499 TL. Bu genel anlatımdan sonra biraz da telefon bazında ben özelliklerden bahsetmek istiyorum. Önce uygun fiyat hatta Realme C53'ten başlamak istiyorum arkadaşlar. C53'te 50 megapiksellik yapay zeka destekli kameramız bulunuyor. Gece modu var, şehir sokak filtresi var, gizli bahçe filtresi var ve güneşli tatil filtresi var. Ki bunların detaylarını ben inceleme videosunda bol bol anlattım. Merak edenler oraya da bakabilir arkadaşlar. 8 GB dinamik RAM ve 128 GB depolama alanı olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Buna ek olarak C53 aynı anda 2 nano sim kart ve 1 micro SD kartı destekleyerek 2 TB'a kadar depolama alanını genişletmesini de sağlıyor. Gelelim C53'ün pil ve şarj durumlarına arkadaşlar. 33 Watt'lık SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip bu cep telefonu ve tamı tamına 5000 mAh'lik bir pili var. Az önce videonun ortalarında falan söylemiştim. Yaklaşık 1,5 günü çok rahat görürsünüz. Biraz daha dikkatli kullandığınızda 2 güne kadar bir pil ömrüyle bu telefonu kullanabileceğiniz anlamına geliyor. 33 Watt'lık SuperVOOC hızlı şarj ile 0'dan 100'e 62 dakikada gelebiliyorsunuz. Bu da güzel bir hız. Realme C53'te 7.49 mm'lik ultra ince bir dizayn teknolojisi kullanılmış. Bu model segmentinin en ince telefonu olma özelliğini koruyor. 6.74 inçlik 90 Hz ekranı var. 8 çekirdekli güçlü bir işlemciye sahip arkadaşlar. Bu da oyun ve diğer günlük işlerde sizi yarı yolda bırakmayacak bir işlemci anlamına geliyor. Hem C53'te hem de C55'te bulunan ortak özelliklerden bir tanesi mini kapsül. Bu mini kapsül kameranın etrafında özel bir bilgi alanı var. 3 farklı senaryoda kullanabiliyorsunuz mini kapsülü. Örneğin şarja taktığınız zaman şarj durumunu gösteriyor ve SuperVOOC aktif mi değil mi onu görebiliyorsunuz. Günlük adımınızı gösterebiliyor ve kullandığınız mobil veride limit aşıldığında orada bir uyarı görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel ve estetik bir kullanım olduğunu belirteyim. Yine hem C53'te hem de C55'te bulunan ortak özelliklerden bir tanesi Ultra Boom hoparlör. Bu teknoloji sayesinde arkadaşlar hoparlörden duyduğunuz ses miktarını %150'ye kadar arttırabiliyorsunuz. Bu da böyle hani ses konusunda titiz olanlara hitap edecek güzel bir özellik. Gelelim ailenin büyük abisi Realme C55'e.
Realme C55'te 64 megapiksellik çok daha gelişmiş bir kamera tercih edilmiş. Bu ana kamerada gece modu var, sokak fotoğrafçılığı var, sokak filtresi var, siyah beyaz filtresi bulunuyor, dramatik filtre var, 90'ların pop filtresi, bokeh, flare portre, yapay zeka destekli renkli portre ve yıldızlı mod gibi özellikler bulunuyor. Kamera gerçekten de çok gelişmiş fonksiyonlara sahip arkadaşlar ve kendi kategorisinin üstünde bir performans sunan kameraya sahip olduğunu da belirtmek isterim Realme C55'in. Realme C55'te de arkadaşlar SuperWalk destekli ki 33 Watt desteğine sahip bir hızlı şarj özelliği bulunuyor. Bu telefon 29 dakikada %50, 63 dakikada ise %100'e kadar şarj olabiliyor. Bu modelde C53'te olduğu gibi oldukça ince bir gövdeye sahip. 7.89 mm inceliği bulunuyor bu telefonun arkadaşlar. 6.72 inçlik 90 Hz'lik Full HD Plus bir ekranımız var. Realme C55 MediaTek'in Helio G88 işlemcisini kullanıyor ki günümüzde birçok cep telefonunda bulunan bir işlemci. Ki günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılayan bir işlemci bu. Aynı zamanda oyunlarda da iyi bir performans sunuyor. Oyun konusunda biraz iddialı olanlar ve büyük ekranlı bir telefon arayanlar Helio G88 ile Realme C55'in performansından memnun kalacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca Realme C55'te bazı farklı özellikler de bulunuyor. Dünyadaki ilk X7 ekran yonga seti, ilk Real Hidden Hyper Touch Virtual Triggers, ilk Super 4'lü N28 aktif anten değiştirme ve GT Mod 3.0 C55'te bulunuyor arkadaşlar. Az önce söylemiştim, mini kapsül özelliği C55'te de var. Hatta bana C55 önce gelmişti. Orada incelemiştim. Daha sonra C53 gelmişti ve onun videosunu çekmiştim. Bu mini kapsül özelliğini çok beğendim. Yine aynen C53'te olduğu gibi şarj durumunda adım sayısını göstermedi ki her akşam saat 9'da gösteriyor. Bir de mobil veri limiti belirliyorsunuz. O limit aşıldığında o mini kapsülde size bilgilendirme ekranı ortaya çıkmış oluyor. Kamera böyle alanı büyüyor ve mini kapsül ortaya çıkıyor arkadaşlar. Sevgili öğrenci arkadaşlarım, hem Realme C53'ü hem de Realme C55'i sizlere bu videoda anlatmaya çalıştım. Öğrenci indirimi kapsamında bu iki modeli satın alabileceksiniz öğrenci indirimiyle. Tahmin olarak %44'lük bir oran var diye hatırlıyorum eğer yanlış bilmiyorsam. Yani neredeyse yarıya yakın bir fiyattan satın alabileceğiniz anlamına geliyor. Telefonların fiyatlarını videonun başında söylemiştim. O rakamların yarısına yakın bir miktar ödeyerek C53'e ya da C55'e sahip olabileceksiniz arkadaşlar. Anlatması benden, telefonların özelliklerine bakıp karar vermesi sizden. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım ama aklınıza takılan, merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerinizi yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Elimden geldiğince de yanıt vermeye çalışıyorum bütün sorulara arkadaşlar. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Kanala abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Oralardan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.